Elit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca, Erzincan'ın Refah ilçesine bağlı Kırkbulak Köyü'nde kurulması planlanan gölet ile tarım arazilerinin tehlike altında kalacağı için köylülerin tedirgin olduklarını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak Köyü'nde kurulması planlanan gölet ile köylülerin tedirgin olduklarını ve tarım arazilerinin tehlike altında kalacağını dile getirdi. Köye gezisine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca'ya, Erzincan CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, ilçe başkanı Mesut Sağar'ın yanı sıra köy muhtarı Şah İsmail Altay da eşlik etti. Burada köylülerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca, Kırkbulak köylülerinin yaşamlarını idame ettirmek için yürüttükleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de sürdürülebilir olmaktan çıkacağını belirtti. Ekonominin bel kemiği çiftçinin 2020 yılında alacağı destekler belli oldu. Mazot yardımı artarken gelecek yıl ilk kez gübre parası ödenecek. Çobanlara 5000 lira ile teşvik verecek olan devlet, et üreticisine de hayvan başı 25 ile 600 lira destek sağlayacak. Çiftçilerin 2020 yılında alacağı desteklerin detayları belli olmaya başladı. Buna göre mazot desteği artırılırken organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ila 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenen ve resmi gazetede yayımlanan destekler 2020'de ödenecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için çiftçi kayıt sistemine dahil olmak gerekiyor. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ise 2,5 milyon civarında. Mazottan gübreye, organik tarımdan hayvancılığa kadar pek çok konuda destek var. Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350 ile 600 lira destek verilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağlara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak. Dişi manda ve malak için 250 lira destek ödenecek. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5000 lira ödenecek. Damızlık koyun keçi yetiştiriciliğinde anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak. Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak. Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, ana mal tiftiğinin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğinin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak. İpek böceği yetiştiricisine destek kapsamında yaş kozanın kilogramına 60 lira ödeme yapılacak. Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ile 1250 lira arasında destek verilecek. Erzincan Fatih İlköğretim Okulu'nda Erzincan 3. Ordu Bando Komutanlığı'nın konseri öğrenciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Erzincan Fatih İlköğretim Okulu'nda Erzincan 3. Ordu Bando Komutanlığı'nın konseri öğrenciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Fatih İlköğretim Okulu'nda düzenlenen bando konseri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğrenci velilerinin de katıldığı konser programının açılış konuşmasını yapan okul müdürü Ziyaddin Devravut, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kutlamamıza ayrı bir değer kazandıran şanlı ordumuzun bando takımına ve bu fırsatı bizlere veren valiliğimize de teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. "Kutlamamıza ayrı bir değer kazandıran şanlı ordumuzun bando takımına ve bu fırsatı bize veren valiliğimize de teşekkür eder. Sayın bando takımımıza ve değerli komutanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" diyerek başlamak istiyorum.
Ayrıca Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Hareketi'nde terörle mücadele eden Mehmetçiğimizi, komutanlarımızı kutluyor, onlara başarılar diliyorum. ...19 Mayıs 1919'da... bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaptıkları bağımsızlık ve hürriyet meşalesiyle başlayan milli mücadele, Necip Türk milletinin inanç ve kararlılığıyla sonuçlanmış 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bir asır önce Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla zor günlerin eşiğine gelen aziz milletimiz, var olmak ya da olmamak gibi bir tercih ile karşı karşıya bırakılmış, yalnızlığın, açlığın, yoksulluğun ve alçakça yapılan işgalin acılarını yaşamış, ancak ümidini, azmini, kurtuluş inancını hiçbir zaman kaybetmeden var olma mücadelesini sürdürmüştür. Yapılan konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erzincan 3. Ordu Bando Komutanlığı'nın konseri yapıldı. Öğrencilerin de eşlik ettiği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gün yaşatıldı. Erzincan Belediyesi tarafından şehir genelinde verilen hizmetler aralıksız devam ediyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında 15 gün önce İnönü Mahallesi 14. sokakta çalışmalar başladı. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan asfalt çalışmaları ile İnönü Mahallesi 14. sokağı vatandaşların hizmetine sundu. Erzincan Belediyesi tarafından şehir genelinde verilen hizmetler aralıksız devam ediyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında 15 gün önce İnönü Mahallesi 14. sokakta çalışmalar başladı. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan asfalt çalışmaları ile İnönü Mahallesi 14. sokağı vatandaşların hizmetini açtı. Çalışmalar kapsamında sokakta bulunan eski yapıların bahçe duvarları yeni imar planına göre geri çekilerek trotuar ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaları inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vatandaşların yoğun ilgisi ve teşekkürleriyle karşılandı. Bölgede bulunan vatandaşlar çalışmalardan ötürü Erzincan Belediyesi ekiplerine ayrıca teşekkürlerini ilettiler.
Türkiye, Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda büyük başarı elde ederken ülke genelinde Türk askerine destek gün geçtikçe artıyor. Bunlardan biri de şehit piyade uzman çavuş Selim Topal Kızılayana Okulu öğrencilerinden geldi. Suriye'de bulunan Türk askerleri için bir video hazırlayan minik öğrenciler büyük ilgi gördü. Havada, karada, denizde, çölde. Her zaman, her yerde. Hazır. Daima hazır. Kim? Komando. Olamazsın ya. Olamazsın ya. Komandolar Allah. Sayın seyirciler, soba satın alırken nelere dikkat edilmeli? Dumandan zehirlenmemek için sobayı nasıl yakmalıyız? Bu soruların cevabını uzmanından dinliyoruz. Soba satın alırken nelere dikkat edilmeli? Can güvenliği ve evin daha iyi ısınması açısından alınan sobanın büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Havalandırması olmayan yerlerde açıkta ateş yakılmaması, soba kullanılırken boru ve baca temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. En önemli tedbir gece yatarken sobayı açık bırakmamak. Sobayı üstten yakmak, sobanın hava duman kapaklarını kapamamak, baca temizliği, gece yanan soba üzerine kömür atmamak, lodoslu havalarda soba yakmamak alınacak önlemler arasında. Uzun yıllardır soba satışı yapan Hikmet Meydan, soba alınırken nasıl bir soba almalıyız, dumandan zehirlenmemek için sobayı nasıl yakmalıyız gibi sorulara cevap verdi. Ben Hikmet Meydan, Erzincan'da babadan kalan sobacılık mesleğini devam ettiren bir esnaf kardeşinizin ve bu konuyu yıllarda yaptığımız için sobada öncelikle soba yapım kalitesi, sobanın kendisinde yani turbo sistem dediğim dönerek yanan bir sistem ile yandığı için sobalarımız, buna tabi kuzineler, saç sobalar hariç, diğer sobalarda öncelikle bacanın temiz olması lazım. Bir ikincisi bacada cereyan olmaması, yani iki delik, üç delik olduğu zaman dumanın geri gelme riski olduğu için zehirlenme riski çok olur. Bir ikincisi de soba yakarken sobanın arkasındaki deliğin açık, klepenin açık veya kapalı olması veya cereyan olmaması lazım. Mesela özellikle ilk soba yaktığımız zaman buradaki üstteki delikle altta kullandığımız şu delik aynı anda açık olmaması lazım. Birinin kapalı, birinin açık olması lazım. Bir ikincisi sobamızın arkasında kapalı klepe. Bu hiç kapalı bile olsa %25 açıktır zehirlenmemek için. Bunun kapalı olması lazım. Açık olması lazım. Ama sobanın kömürün az yaktığı zaman, kömür tutuşup da kızarmaya başladığı zaman buranın kapatılması lazım ki kömürü az yaksın. Buradan sonra boru ve üst boru, yani sobanın üst kısmının nasıl olduğunu, temiz olup olmadığını, oranın kurum tutup tutmadığını denetlenmesi lazım. Oranın açılması lazım. Bu şekilde yakıldığı zaman soba hem az yakar hem yapmaz. Erzincan'da bu şekilde turbo sobalar yıllarca olduğu zaman biz hiç soba zehirlenmesiyle karşılaşmadık. Ama bunun yanında turbo özelliği olmayan hani sıradan derme çatma sobalar olduğu zaman sobanın ve rüzgarın geri gelmesiyle, isin olmasıyla zehirlenmeler olmaktadır. Soba kesinlikle cereyan olmamalı ve üst boruların temiz olması, sobanın da üstten yakılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Bunun yanında
şu anda birkaç senedir piyasaya giren motorlu elektrikli çatıya takılıp da borularınızı temizleyen ve bacanızı temizleyen bu şekilde bir malzememiz var. Bu bacaların en üst kısmına takılan fan. Bunu aşağıdan elektriğe taktığınız zaman borudaki bütün dumanınızı, kurumunuzu alıyor bu. Haftada 5 dakika bunu çalıştırdığınız zaman hiçbir şekilde bacanın ve boruların kurum yapmadığı için de geri tepme ve zehirlenme riskiniz olmuyor. Bunu da özellikle üst bacaya takıyoruz. Bizim pokrik dediğimiz o üst kısma takıyoruz. Bu da yani onun haricinde bu sobalar var. Bu sobalarla ilgili de şimdiye kadar çok bir sıkıntımız olmadı. Bizim Erzincan'ımızın rüzgarla geri tepip de çok şey olmadığı halde bu sobalarla önlemimiz, güvenimiz 2'ye veya 3'e katlamaktadır. Doğal gaz sizi etkiledi mi satışlarınızda? Yani giden yerlerle ilgili birkaç sene bir erteleme oluyor ama evinde doğal gaz olup da doğal gaz fiyatlarını ve ayrıca doğal gaz olmadan kendimiz evimde soba olsun da isteyen birçok kardeşimiz var. Bu kardeşlerimiz biz de dahil yani kendi evimizde doğal gaz kullandığımız halde sobamız da var. Ayrıca bir yere soba kurup biz sobayı hayatımızdan çıkaramıyoruz, çıkaramayız da. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Kastamonu Gazi Stadyumu'nda Kastamonu Spor'u konuk olan Anagol 24 Erzincan Spor kupaya devam dedi. Mücadele sonunda 4 dakika uzatma verildi ancak gol olmayınca mücadele 90 dakika 1-1 sona erdi. 15'er dakikadan 2 devre 30 dakika oynanan uzatmada da gol sesi çıkmayınca mücadele penaltı atışlarına kaldı. Penaltılardan da gol sesi çıkmayınca Kupa Bey'i Anagol 24 Erzincan Spor adını 5. tura yazdıran taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Kastamonu Gazi Stadyumu'nda Kastamonu Spor'a konuk olan Anagol 24 Erzincan Spor kupaya devam dedi. Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında orta sahada geçen mücadelede Anagol 24 Erzincan Spor daha istekli oynayan taraf oldu. Daha fazla gol pozisyonu bulan 24 Erzincan Spor gol bulamayınca ilk devre başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarıya oldukça istekli başlayan Anagol 24 Erzincan Spor, iyi oyununu maçın 72. dakikasında ceza sahası dışından Halil'in kullandığı serbest vuruş sonrası bulduğu mükemmel gol ile deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra hakemin çaldığı uydurma bir penaltı ile maçın 88. dakikasında beraberliği bulan Kastamonu Spor, abartılı bir şekilde sevinç yaşadı. Mücadele sonunda verilen 4 dakika uzatmada gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi. Mücadele 15'er dakikadan 2 devre uzatmaya gitti. 15'er dakikadan 2 devre 30 dakika oynanan uzatmada gol sesi çıkmayınca mücadele penaltı atışlarına kaldı. Anagol 24 Erzincan Spor'da penaltıları kullanan Emre, Hüseyin, Enes, Mümin ve Tuncay penaltı atışlarını gole çevirirken Süleyman penaltı atışını kaçırmasına rağmen rakip Kastamonu Spor'da Özgür ve Doğanay penaltıları kaçırınca 24 Erzincan Spor maçın hakemine rağmen tur atlayan taraf oldu. Kupa Bey'i Anagol 24 Erzincan Spor adını 5. tura yazdıran taraf oldu. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 2.20, Erzurum 0.13, Sivas 4.19. Gümüşhane 15.29, Bayburt 3.14, Giresun 16.15. Elazığ 4.21, Tunceli 6.20, Bingöl 5.18. Malatya 6.20, Yozgat 3.15, Amasya 7.18. Kars 3.14, Van 3.15, Ağrı 0.15 derece. Dolar alış 5.73, satış 5.74. Euro alış 6.36, satış 6.37. '22 ayar altın bilezik alış 230.71, satış 233.04.
Tam altın alış 1817.38, yarım altın alış 917.86, çeyrek altın alış 458.94'ten işlem görüyor. Elit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.